Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Doğuştan omuzumdan ikinci kol gibi bir uzvum var. Gusül alırken hepsini yıkıyorum. Abdest alırken de yıkamam şart mıdır? Bazı ortamlarda çıkarmam zor olabiliyor diye sormuşlar hocam. Fetva İndiye adlı eserde buna dair bir meseleden bahsedilir. Denir ki kişide var olan fazlalık uzuv bir elde bulunan altıncı parmak gibi eğer abdest uzuvlarında ise onu yıkamak farzdır. Ama şayet o fazlalık olan uzuv işte omuzdan çıkan ikinci bir kol gibi abdest uzvunda değil ise bu durumda o ikinci uzvu yıkamanın farz olup olmaması şu açıdan bakılır. Eğer hangi uzuv kamilse, hangi uzuv tamsa asıl olan uzuv o kabul edilir ve o abdeste yıkanılacaktır. Diğer uzuv ise, diğer o çıkıntı ise kamil olan uzuvdan daha kısa veya onun gibi ise o da yıkanacak. Ama ondan daha uzunsa uzun olan miktarını yıkamaya gerek yoktur. Sadece onun kadarı yıkanacaktır geçmekte. Tabii bu bahsettiğimiz abdestle alakalı. Gusülde ise vücudun tamamı gusül mahalli olması hasebiyle vücutta ne kadar bir çıkıntı varsa, fazlalık bir uzuv varsa onlar da yıkanacaktır. Ama abdestle yine özetleyecek olursak, abdest uzuvlarında ise altıncı parmak gibi yıkanması gerekir. Ama abdest uzuvlarında değil, koldan çıkan, işte omuzdan çıkan ikinci bir kol gibi. Burada hangisi tamam ise asıl uzuv odur. Diğeri onun kadar veya ondan kısa ise yıkanması gerekir. Ama ondan uzunsa uzun olan kısmı yıkamak vacip değil, farz değildir. Müstahap olduğu söyleniyor. Bu şekilde hareket edilir. O yüzden imkan nispetince eğer kısa ise zaten yıkanacaktır. Uzun ise de her halükarda yıkamamız evladır, ihtiyattır. En azından uzun olan miktarında yıkama açsa bile. Ama o kadar miktarını yıkamak zaten farzdır.